Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün videoyu farklı bir şekilde açmak istedim. Kamerayı koydum karşıma. Birazcık sizlerle sohbet, muhabbet etmek istedim. Diyorsunuz bana hep yemek yiyorsun, yemek yapıyorsun. Bu ara çok böyle yorum alınca ben de dedim birazcık sohbet edelim. Ben de çok özlemiştim zaten. Hayatımda olan değişiklikleri, sizlerle paylaşmak istediğim şeyleri falan konuşmak istiyorum. O yüzden böyle bir açılış yapmak istedim. Şöyle kendime de ıhlamur çayı yaptım arkadaşlar. Bugün çok fazla kahve tükettiğim için ve gün daha devam ettiği için yine akşama doğru da muhakkak içerim çünkü kahveyi gerçekten çok seviyorum. Bugün birazcık da erken uyandım arkadaşlar. Saat 7.30 falan da uyandığımda. Geçen videomda birazcık bahsetmiştim videonun sonlarına doğru yoga dersine başlayacağım diye ve başladım arkadaşlar. Bugün yoga dersimin ikinci dersiydi. Çok güzeldi, çok keyifli geçti. Yogaya başlamayı hep çok istiyordum. Yani 3-4 yıldır falan hani çok istediğim bir şeydi. Hep aklımdaydı ama bir türlü fırsat bulamıyordum. Bu da tamamen tesadüf oldu. Geçenlerde teyzemlerle oturuyorduk. Bizim oturduğumuz sitede bir yoga eğitmeni, yoga hocası olduğunu söyledi teyzem. Benim de zaten daha önceden de çok istediğim bir şey olduğu için dikkatimi çekti. Geçen de teyzemle aşağıda oturuyorduk. Emine abla köpeğini gezdiriyordu. Yanımıza geldi, teyzem beni tanıştırdı falan. Tamamen tesadüf oldu ama çok güzel bir zamana denk geldi. Zaten şu anda boşum, çalışmıyorum. Benim için de güzel bir aktivite oldu. İlk dersim de, ikinci dersim de inanılmaz keyifli geçti. Ya şöyle söyleyebilirim size, tamamen odak noktam oradaydı. Bu zaten yogada çok önemli bir şeymiş. Yani o anda kalmak çok önemli. Ve tamamen oradaydım. Hani aklıma başka hiçbir şey gelmiyordu. Hiçbir şey düşünmüyordum. Bu benim için zaten çok önemli bir şeydi. Bunun dışında yaptığımız hareketler, meditasyon beni çok çok rahatlattı. Çıktığım zaman kendimi böyle çok hafiflemiş, çok esnek, çok daha güçlü hissediyordum. Uyurken daha derin ve böyle daha güzel uyudum. Uyandığımda daha dinç uyandım. Yani iki derste bile bunları fark ettim. Öyle söyleyeyim. Ve beni gerçekten heyecanlandıran bir şey. Sizlerin de böyle yapmayı çok istediğiniz, adı bile geçtiğinde heyecan duyduğunuz şeyler varsa bence kesinlikle ertelemeyin. Bir şekilde başlayın. Çünkü gerçekten insanın sevdiği, ilgi duyduğu, heyecanlandığı bir şey yapması kendisini çok iyi hissettiriyor. Hani bu illa işte yogadır, spordur, pilatestir falan olmak zorunda değil. Herhangi başka bir şey de olabilir. Çok basit bir şey de olabilir. Sizin için önemli olan ve size heyecan veren bir şey varsa kesinlikle ertelemeyin. Bence bir an önce başlayın. Çünkü iyi hissediyorsunuz. Bu çok çok önemli. İyi hissetmek. Bu şekilde yogaya başladım. Hayatımda şu anda olan değişiklikler bunlar. Bu arada arkadaşlar ben birazdan hazırlanmaya başlayacağım. Duşumu falan aldım. Saçlarımı bir fönleteceğim. Belki evde kendim dalga da yapabilirim. Maşa da yapabilirim. Tam bilmiyorum şu anda. Ege ile yarın Antep'e gidiyoruz. Antep'te bir fuar var. Kuyumculuk fuarı, altın fuarı. Ege ile birlikte ona katılacağız. Normalde ailesi, annesi ve babası gidecekti Ege'nin. Ama onlar gidemeyeceği için bize rica ettiler. Biz gideceğiz. Onun için böyle mini bir bavul hazırlayacağım şimdi. Birlikte hazırlarız. Adana'ya geçeceğim ben. Bugün Adana'da olacağım. En son duştan çıktım arkadaşlar. Saçlarımın birazcık kurumasını bekledim. Kurudu şimdi. Hazır saçlarım nemliyken birazcık bakım yapalım istedim. Ben Urban'ın bu kokonat serisini kullanıyorum. Kokonatı zaten çok seviyorum biliyorsunuz. Kahvelerimin içine bile atıyorum Hindistan cevizi yağı. Şöyle bir de Bum Butter'ın bu 7 yağ içeren bakım yağını kullanıyorum. Bunu çok seviyorum. Çok güzel bir kokusu var. Ve gerçekten de saçlarımı yumuşacık yapıyor. Bunu çok fazla saç diplerime uygulamıyorum. Saçlarım çok çabuk yağlandığı için benim daha çok uçlara uyguluyorum. Farmasinin kaş bakım yağını sürüyorum. Bundan da çok memnunum. Kaşlarım gerçekten boş yerleri bayağı bir uzadı. Şuralar bayağı boş. Bu arada mikroblading yaptıracağım kaşıma. Ben daha önce bir yaptırmıştım ama bir seans yaptırdım. Zaten hiçbir şey kalmadı, geçti. Diğer hafta mikroblading yaptıracağım.
Yüzüme de bu La Roche'un güneş kremini uygulayacağım. Bunu da gerçekten çok seviyorum. Normalde Trendyol'dan ben şunu sipariş verdim. Daha doğrusu Ege sipariş verdi. Yanlış vermedi aslında ama yanlış gelmiş bu arkadaşlar. Normalde fondötenli kullanmıyorum. Bu fondötenli yani çok yoğun bir fondöten değil de kapatıcılı diyeyim. Ama böyle yüzüme çok koyu geliyor bu benim. O yüzden bunu genelde makyaj yaptığım zaman makyajın altına uyguluyorum. Normalde makyaj yapmadığımda bunu kullanıyorum. İkisinden de memnunum. Hazırlandım arkadaşlar. Böyle biraz şık giyinmek istedim açıkçası. Akşam bir şeyler yapacağız çünkü. Bu arada bavul hazırlıyorum. Şöyle şunun içerisine bunu götüreceğim. Akşam bunu giymeyi düşünüyorum. Böyle şık bir elbise giymek istedim. Çünkü Ege de takım elbise giyecek. Uyumlu olalım istedim. Adana'ya geldim. Kamerayı anca açabildim arkadaşlar. Üzerimi falan değiştim. Küçük bir aksilik yaşadım. Şimdi o üzerimdeki hatta Instagram'a da resim yükledim. Beni Instagram'dan takip ederseniz görürsünüz. Siyah Trendyol'un bu kropları onlardan almıştım. Size de hatta gelen kargoların videosunda çekmiştim onu. Ben şöyle en büyük bedenini aldım. 38 beden. Zaten 3 bedeni vardı onun. En büyüğünü aldım ama bana biraz bu ara kilo mu aldım? Ne oldu? Tam da anlamadım. En son aldığımda olmuştu. Yani aslında zar zor kapandı ama bir şekilde kapanmıştı. Bugün giydim o kadar dar oldu ki fermuarını da sanırım böyle çok bir tık şöyle rahatsız etse hemen açılabilecek şekilde bir şey zaten. O yüzden birkaç fotoğraf çekinebildim ancak onunla değiştirmek zorunda kaldım. Fermuarını yaptıracağım en kısa zamanda. O yüzden değiştirdim üstümü şöyle yeşil bir elbise giydim. Bununla da reels çekmiştim hatta. Dediğim gibi beni Instagram'dan takip ederseniz görebilirsiniz. Şimdi dışarı çıktık biz Ege ile birlikte. Selamlar. Gizemlerle buluşacağız, kahve içeceğiz. Onlar yarın tatile gidiyorlar. Gitmeden önce bir buluşalım dedik. Az önce bir mekana geçtik Ege ile. Yani kahve içeceğiz. Sonra oradan kalktık. Ama niye kalktık? Mekanın masasını beğenmedim. Geri kalktık. Ve Ege şu an çok sinirli. Bilmiyorum hani sizler de dikkat ediyor musunuz böyle şeylere? Ben bir mekan seçerken hani kesinlikle işte masasına, kahve kupalarına, tabaklarına, bardaklarına bakarım. Yani beğeniyorsam, seviyorsam otururum. Burası beni mutlu ediyor. Kahve içtiğiniz bardak, kupa bile çok önemli. Karşıdaki koltuğu göstereceğim. Bakın ne kadar tatlı bir koltuk. Şimdi normalde... Şey bilmiyorum. IKEA, evet, Ektor. IKEA'da bizim oturduğumuz koltuk. Ektor muydu? Ektor.
Şimdi çıktık biz. Uyandık, hazırlandık. Anahtar sendeydi. Terliklerimin üzerine mi koydun? Ne yaptın burada? Aşkım. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Günaydın. Biz uyandık, yola çıktık şimdi. Adana-Antep otobanındayız. Yaklaşık olarak 2,5-3 saat civarı sürecek yolculuğumuz. Antep'e niye gidiyoruz? Size dün bahsetmiştim birazcık. Şimdi biraz daha detay vereyim. Şu anda Antep'te bir kuyumculuk fuarı var. Onun için akşam bir gala gecesi düzenlenecek. Oraya katılacağız. Ege'nin annesi ve babası gideceklerdi. Ama onlar müsait olmadıkları için biz gitmeye karar verdik. Ben size valizimi hazırlarken ne giyeceğimi bile gösterdim gerçi. Bir tane de siyah bir tulum getirdim gerçi. O hatırlıyor musun? Benim oldu. Senin aldığın yes. Evet. Onu da giyebilirim. Bakacağım. Böyle Ege'de kahve almış bize. Soğuk kahve istemiştim. Çok beğendim bunu. İlk kez içiyorum. Dimesin. Sadece birazcık şekerli. Ben kahveyi şekersiz içmeye alışık olduğum için biraz şekerli geldi bana. Ama bayağı güzel yani. Kahve yoğunluğu falan. Çok sevdim ben. Biz uyandık. Ege'ye küçük bir bavul hazırladık. Bir şeyler yedik. Apar topar çıktık. O yüzden kamerayı ancak bu saate açabildim arkadaşlar. Biraz acelemiz olduğu için. Çıkmadan da kuaföre gittim hemen. Orada saçlarımı fönlettim. Biliyorsunuz dün saçlarıma maşa yapmıştım. Akşama bozulur diye, biraz salaş durur diye dedim düz fön çektireyim. Ve giyeceğim kıyafetle de bu düz daha iyi olur diye düşündüm. Gözlerim şey oldu artık karanlıktan. Burada çok uzun tüneller varmış. Bu yolculuk 3 kişilik aşkım. Sen, ben ve arkamdaki fuş elbisem. Baksana. Ege ile bir video daha gelsin mi arkadaşlar? Evet, yorum olarak bekliyorum aşağıya. Bir video daha gelsin mi? Gelirse nasıl bir video gelsin? Yani biz mukbang çekmeyi düşünüyoruz. Ben bunu daha önceki videomda da sordum size. Eğer ki mukbang videosu çekin diyorsanız ne yiyelim yani? Hamburger mi yiyelim, lahmacun mu yiyelim, sushi mi yiyelim? Ben mukbang yapmamı istiyorsanız mukbang olmaz yani. Ben önce yemeğimi yerim, ondan sonra sohbet ederiz oturur. Bence lahmacun mukbang güzel olabilir. Ben çok seviyorum lahmacunu, kebabı. Kebap da olabilir değil ama mi? Ama şurada düğünümüze 2,5-3 ay kalori bir şey. Sanki hiç yemediğin şeyler aşkım. Hiç yemiyorsun ya zaten. Hiç yemez. Hiç. Sağlıklı beslenmeye başladım. Dikkat ediyorum. Yoga ile birlikte artık böyle sabahları, öğlenleri, akşama doğru bazen kaçamaklar yapsam da ya da Ege ile buluştuğumuzda yapsak da ya birazcık da olsa dikkat etmeye çalışıyorum. Birazcık da olsa o sağlıklı beslenmeyi hayatıma uygulamaya bir şekilde çalışıyorum ve çalışacağım da. Aslında Ege de yapıyor. Ege'nin diyetisyeni de var. Benim de şantiyem başladı. Ben de şantiyede koşturuyorum. Ege'nin diyetisyeni var aslında. Düzenli olarak gidiyor ama bozuyor. Sürekli bozuyor arkadaşlar. Bazen ben de bozduruyorum. Mesela dün gece kokoreç yedik. Onu size çekmedik değil mi? Çekmedik ama çok karanlıktı çünkü. Artık karanlıkta çok çekim yapmayı düşünmüyorum. Şimdi ben telefonla çekiyorum arkadaşlar. Karanlıkta çekim yapmayı sevmiyorum. Biraz şey çıkıyor böyle. İyi çıkmıyor. O yüzden ışığa dikkat ediyorum. Sizlerden de gelen yorumları da dikkate aldığım için. Mesela bir önceki videomda çok fazla yorum okudum. Yapıcı yorumlar yazmışsınız ama. Dikkat ediyorum şu anda bunlara. Mesela artık şimdi diyerek başlamıyorum cümleleri. Size bahsetmiştim. Bir önceki videomda size aslında orada büyük ihtimal bir yeri kesmişim. Normalde bahsediyorum ama orayı kırptığım, kestiğim için silinmiş yok. Bir edit hatası olmuş. Yoksa aslında bahsediyorum arkadaşlar. Elimizde çok fazla eşya var. Şöyle göstereyim. Doğru düzgün çekemiyorum. Şurada bunları elime. Evet. Otele giriş yaptık şu anda. Yukarı çıktık ve eşyalarımızı falan bıraktık. Şimdi aşağıya ineceğiz. Aşağıda fuar alanını gezeceğiz. Ve bugün gala gecesi var. Ona katılacağız. Ama saat 8-9 gibi başlayacak o. Sonra çıkarız. Hazırlanırım ben. O dün size gösterdiğim elbiseyi giyeceğim zaten. Büyük ihtimalle. Şimdi fuar alanına geldik. Geziyoruz.
Valla altınlara, takılara, pırlantalara bakmaktan arkadaşlar kamerayı açmayı unuttum. Sorry. Ben de bakacağım. Ege pırlantaları inceliyor şu an. Nasıl aşkım, parlak mı? Göz kamaştırıcı. Not expensive. So how much is it? Nasıl görünüyor? Parlak. Hem de F color. Güzel. Bu F color mu? Yeah, she likes that. 2550. Cheap. Yeah, that's cheap. Absolutely. Şu kolyeye bayıldım. Bu ne olarak geçiyor? Tiffany modeli olmuş. Çok güzel. Yani günlük kullanılacak en güzel modellerden biri. Ben çok kullanıyorum bu tarz modeller. Şu bileklikler de çok güzel. Ama işte şurada Chanel grupları var ya. Zaten benim kullandığım Tiffany tarzı ve Chanel tarzı. Diğerleri çok ağır geliyor şurada bana. Şurada Versace modelleri var. Bunlar da güzel. Burası tam benlik bir standmış. Şunlar mesela yeni tanturlar. Tantur da güzel. Şu tanturu beğendim, evet. Güzel bir tanturmuş. Bu ne ya? Nasıl bir yüz? Kendime görünüyor ama. Evet, çok büyük. Kaç karat o yüzlük acaba? Arkadaşlar, bu kadar büyük bir yüzlük ilk defa görüyorum sanırım. Evet, biraz gösterişli. Biraz değil, bayağı gösterişli. Şöyle. Takarım yani şunu. Arkadaşlar, size standları çekiyorum ama böyle ışık ledlerden dolayı yansımalar oluyor. Açılıp kapanıyor gibi sanki. O yüzden çok fazla çekim yapamadım. Ben hazırlandım arkadaşlar. Yukarı çıktık. Şöyle size dün gösterdiğim elbisemi giydim. Aynadan da göstereyim size. Bu elbiseyi giydim. Ayağıma da şöyle Zara'dan bir topuklu ayakkabı giydim. Bu şekilde. Şimdi iniyoruz. Hazırlandık ve çıktık otelden arkadaşlar. Gala başka bir otelde. Şimdi arabaya bindik ve oraya gidiyoruz. Ege ile de takım olduk. Şu an gerçi ceketimi çıkarmış Ege ama Ege de lacivert giydi. Bugün böyle mavi mavi olduk. Şöyle pantolonunu göstereyim. Dur bak. Bakın. Bence çok takım olduk. Geldik şimdi otele. Ama ne diyeyim? Hiç mi geldik şimdi demeyeceğim ben? Hiç mi? Yani ne diyebilirim ki başka arkadaşlar? Geldik şimdi yani. Ne diyeyim? Gelin az önce gösteremediğim takımını da göstereyim size. Ege'ye diyorum ki iyi ki bunu giymişim, uzun kolluyu. Yanımda çünkü bir tane de tulum getirmiştim, o aslıydı. Burada aşırı üşüdüm. O yüzden bunu giymem çok iyi oldu benim için. Yoksa tüm gece susmazdım aşkım. Oyunculuk fuarı gala gecesinde sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Az sonra birbirinden güzel, birbirinden özel şovlara imza atacağız. Bu özel geceye Türkiye'nin dört bir yanından gelen konuklarımız, Gaziantep'ten gelen çok değerli misafirlerimiz, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Efendim, lütfen alkışlarınızla. Merhaba, hoş geldiniz. Ha, babası... Babanız. Peki, hoş geldiniz efendim. Kendisi katılamadı.
şimdi. Hızlıca bir makyaj yapıyorum yüzüme. Aşağıya ineceğiz, kahvaltı yapacağız. Sonra fuar alanında olacağız, gezeceğiz yine. Dün çok gezemedik. Bugün birazcık daha gezelim dedik. Ama o kadar açım ki güzel bir kahvaltı yapmak istiyorum şu anda. Ben şimdi makyajımı yapayım. Zaten aynı makyaj malzemeleriyle aynı makyajı size bir gün önce yapmıştım. O yüzden tekrar çekmiyorum bunu. Aşağı ineceğiz. Orada açarım kamerayı. Giyindim. Şöyle fuşya bir elbise giydim. Aşağıya kahvaltıya ineceğiz. Çok ağır bir şeyler yemeyi düşünmüyorum. Çünkü bugün Antep lezzetlerinden, Antep mutfağından böyle geleneksel güzel bir şeyler yemek istiyoruz. Buraya kadar gelmişken birkaç restoranta falan gideceğiz, belirledik kafamızda. O yüzden midemi çok doldurmayacağım. Yeşil zeytini asla nerede bulursam bulayım bırakmam. Yeşil zeytin candır. Izgara yeşil zeytin. Pancar mı şu? Sucuk. Ben de yerim. Güzel mi Beyran? Mükemmel. Bakın tadına. Sen paşa nereden buldun? Aldım az önce. Gezi gezi gidip şey mi aldın? Alanına indik. Gezmelere başladık. Suyumu alabilir miyim? Teşekkür ederim. Evet, tamam. Bu görüntüden dolayı özür diliyorum ama çok çekmek istedim şunu. Çok iyi görünmüyor mu? Nasıl? Bu da İstanbul gibi değil. Çok iyi. Ay çok güzelmiş bu. Tam benlik. Bayıldım. Aşırı gösterişli duruyor. Yani? Bu 160 milyon. Evet, bu da 150 bin liraymış arkadaşlar. Güzel ama yani değer bence. 2,5 ay sonra düğünümüz var. Para ve alyanslara bakıyoruz. Ben alyans alırken şu küt kesimle oval kesim arasında kalmıştım. Modası hiçbir zaman geçmiyor herhalde. Burada da tam turlar. Bu tam tura bayıldım. Çok güzel görünüyor. Bana bayağı büyük oldu gerçi ama. Çok beğendim. Normalde dediğim gibi düz seviyorum ama bayağı sevdim bunu. Küşleme kebaphana geldik. Burayı çok merak ediyorduk. 39 numara Recep Bey. Arkadaşlar buraya bayıldım. Çok güzel bir yer. Yemeklerini de çok çok övdüler. O yüzden tercih ettik. Acıktım, acıktım. Sakin ol aşkım. Mimarisine bayıldım. Kemerli kapılar, kapıların üzerinde cam vitraylar, kolon ve kiriş detaylarının üzerindeki sarmaşık bitkiler. Çok çok beğendim. Çok güzel bir yer. İçerisi de çok hoş. Şöyle önden çorbalarımız geldi. Sabah biz otelde beyran içmiştik Ege ile. O yüzden ağır olmasın diye mercimek çorbası söyledik. Önden bunları bir içelim. Lahmacun var. Şurada çiğ köfte. Şefim şimdi burada ne var acaba? Fıstık kebabı, kuşleme, kuşbaşı, sivri. Peki, teşekkür ederiz. Fıstık kebabı varmış. İlk kez duyuyorum ben. Deneyeceğim şimdi. Fıstık kebabı, küşleme. Bu neydi aşkım? Simit kebabı mı? Simit kebabı. Simit kebabı. Şöyle de kuşbaşı. Deneyelim bakalım. Fıstık kebabını çok merak ettim. Çatal. Kebabın içinde fıstık. Çok güzel. Beğenmene sevindim. Umarım bana da bırakırsın. Adana'da var mı böyle bir şey? Yok. Ben hiç Adana'da fıstık kebabı yok. Adana'nın zaten kebabı meşhur olduğu için. Yani.
Güzel olmuş, yakışmış. Adana'yı yedirmem. Tamam canım. Yemekler harikaydı. Teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Takipte kalın. Da böyle hediyelik eşyalar falan satılıyor. Fincanlar çok tatlı. Hayvanat bahçesine gidiyoruz. Dedik Antep'e kadar gelmişken hayvanat bahçesinde bir gezelim. Çünkü buranın hayvanat bahçesi bayağı büyükmüş arkadaşlar. Türkiye'nin kaçıncıydı aşkım? Dördüncü büyük hayvanat bahçesi. Dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesiymiş. Ve burada minik yavru filler var. Ben filleri çok seviyorum. Ben şu an hayranlıkla izliyorum. Yani söylediğim gibi filleri çok seviyorum. Hala da ama biraz büyüklermiş ya. Sence? Bence öyle yani. Bundan daha büyük bir şey olabilir mi? Baksana şuna. Şu an göremiyorum ama. Kaç metre şu an? Benden biraz uzun. Senden iki tane. Herhalde canım, şaka yapıyorum. Yandışını da görseydin. Ben de bilmiyordum. Vardı ama yani. Bir de şu tarafa. Çok tatlılar. Allah'ım. Bak. Bana bir selam ver. Tropik Kelebek Bahçesi'ne geldik. Müthiş bir yer, çok güzel. Şuraya bakar mısınız? Burada güzel bir fotoğrafım olabilir. Şu merdivende. Çok sıcak burası ama gezmeye değer. Cumba Künefe'ye geldik şimdi. Katmer yiyeceğiz. Dönmeden bir tatlımızı da yiyelim dedik. Nasıl yapalım? Merhaba. Sizlere şöyle katmerin yapım aşamalarını çekmek istedim. Bize özel katmer yapılıyor. Evet. Ben de ilk kez izleyeceğim. Gerçekten sanat bence. Güzel bir bakar yetenek mısın? Ya. Kendimi şunu yaparken hayal edemedim. Düşünsene beni. Bana çok yakışır. Şöyle bir şey soracağım. Bu hamuruyla alakalı bir şey mi? Hani dağılmıyor ya, yoksa sizin yeteneğiniz mi? Deneyecek misiniz? Deneyeyim. Yok artık. Savaşlar şaşırdı. Şu incelikli yapacaksın. Yok, o tarafta hiç yok. Sadece bir tane burada var. Gel. Hazır, şimdi yiyeceğiz. Çok güzel görünüyor. Vallahi dayanamıyorum. Başlayalım. Arkadaşlar, Ege'yle üniversitedeyken Ege bir porsiyon söylerdi ve bunu tek başına bitirirdi. İşte Adana'nın bir nişanlının olmasına faydalı var. Dönüş yoluna geçtik. Tatlı bir yorgunluk var şimdi üzerimizde. Ay, mayıştım ben. Tatlı yiyince böyle bir yorgunluk çöktü. Şekerimiz çok, çok güzeldi ama. Hayvanat bahçesindeyken en son saklama alanım doldu.
Yine de çektim ama size bir şeyler. Zaten ben filleri görmeye gittim arkadaşlar. Çocuklar gibi şendim. Saat şu anda 7.30. Yarım bir saat oldu mu yola çıkalı biz? 1.5 saat oldu. Ne zamana varırız? Ah bilmiyorum. İstiyorsan 15 dakikaya varalım. Hayır. Hıza karşıyım. Hiç sevmiyorum hızı. Tahmini olarak şöyle bir saat civarı. İş yapıldı. Evlerimize geldik arkadaşlar. Dediğim gibi tatlı bir yorgunluk var üstümüzde. Yol yoruyor tabii ki insanı. Güzel, keyifli bir vlog oldu benim için. Güzel geçti. Umarım sizler de severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Şimdi bu vlogu burada kapatıyorum. Yeni bir vlog başlatacağım. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.